Evet, yine kafa denginden güzel bir grafik sorusuyla karşınızdayız arkadaşlar. Aşağıdaki uzaklık zaman grafiği bir koşucunun bir tur içerisinde, buraya D demişler sanırım, O noktası olacak arkadaşlar. O noktasında olan en kısa uzaklığının değişimini göstermektedir. Buna göre koşucunun harekete başladığı nokta ve pistin şekli hangisinde verilmiştir? Öncelikle O noktasında olan belli bir uzaklığımız var. Bu uzaklık doğrusal bir şekilde azalmalı. Örneğin şunlara baktığımız zaman O noktasına olan uzaklık, şimdi bu çembersel, eğer çembersel bir pist koymuşlar, şuralar R kadar, R kadar, şuralardan birleştirirsek hep R kadar olduğu için, eğer böyle koşarsa buradaki her noktada O noktasına olan uzaklıklar birbirine eşittir. Yani şuradaki D ve E şıkları kesinlikle olamaz, çünkü mesafenin azalmasını istiyoruz. O noktasına bir yaklaşım olmalı. C şıkkına baktığımızda zaten O noktasında başlatmış, bu olamaz. Buraya baktığımda D ve E'deki mantık arkadaşlar, eğer hareketimiz burada başlamışsa O noktasına olan belli bir uzaklığı var, bunda sıkıntı yok, ama çember boyunca hareket edeceği için arkadaşlar O noktasına olan uzaklığı değişmemesi lazım belli bir süre. O zaman bu da olamaz. Yani doğru cevap A şıkkıymış. Ama biz yine de bunu tam olarak anlatmaya çalışalım. Bakın, önce buradan gelmeli ki uzaklık giderek azalsın arkadaşlar. Sabit bir şekilde azalsın. Daha sonra O noktasına ulaştığında uzaklık sıfır olsun. Buradan A'ya giderken azaldığı oranda aynı şekilde tam zıttı şey, yani tam bunu simetri olarak artması lazım. Ve tekrar aynı uzaklığa çıkması lazım. Çünkü burası R kadarsa burası da R kadar. Yani önce bakın, B'den O'ya gelirken doğrusal bir şekilde azaldı. O'dan A'ya giderken doğrusal bir şekilde arttı. Bundan sonra hareketi şöyle olacağı için arkadaşlar, az önce verdiğimiz örneklerdeki gibi hep R kadar uzaklıkta kalacağı için O'ya olan uzaklığının yine bu sefer de sabit olması gerekir. Burada da ona uygun grafik verilmiş. Demek ki doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet arkadaşlar, kafa denginden güzel bir grafik problemiyle karşınızdayız. Aynı anda aynı yöne doğru harekete başlayan A ve B araçlarının hız zaman grafiği aşağıdaki şekilde verilmiştir. A aracı B aracından 60 km önde harekete başladığına göre A ve B araçlarının aralarındaki uzaklığın zamana göre değişimini gösteren grafik hangisi gibi olabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, aralarında ne kadar mesafe var bunların? 60 km. Şurada B aracımız var, burada A aracımız var. Şimdi B'dekinin hızı kaç arkadaşlar? Belli bir süre boyunca 50 olarak ilerlemiş. A'dakinin hızı ise, ya da bir A aracının hızı diyelim arkadaşlar, o da 20 km olarak sabit bir şekilde 2 saat boyunca gitmiş. Aradaki mesafe ne kadardı arkadaşlar? 60 km'ydi. Zaten normal hız problemi mantığıyla düşünürsek 50 eksi 20 kaç yapar? 30. Yani arkadaki araç öndeki aracı saatte 30 km yaklaşacak. Aradaki mesafede 60 olduğu için 60 eksi 60 bölü 30'dan 2 saat sonra yakalamış olacak. Demek ki B aracı A aracın 2 saat sonra yakalayacak. 2 saat sonra şurada bir yerde yakalamış olsun arkadaşlar. Bu noktaya geldiler. Şimdi bu noktadan sonra artık B'deki araç hızını azaltmaya, A'daki ise arttırmaya başlamış. B'deki araç hızlı olduğu için tam da burada yan yanalar. B'deki ile A'daki yan yana arkadaşlar. Yani bunlar araçları temsil ediyor. B aracı, A aracı. Yan yanalar, bu daha hızlı. Daha hızlı olduğu için bunu geçmiş olacak. Gittikçe de mesafeyi açacak ama yavaşlamaya başladı ve bu hızlanmaya başladığı için belli bir zamana kadar bu mesafeyi açacak. Daha sonra A da B'ye ne yapmaya başlayacak? Yaklaşmaya başlayacak. Mesafeyi kapatmaya başlayacak. Çünkü bakın, şurada hızları dengelenmiş. Daha sonra da A'nın hızı B'nin hızını geçmiş. Belli bir noktaya kadar demek ki bunlar arkadaşlar B A'dan mesafeyi açarak uzaklaşacak, ama tam bir noktadan sonra artık A B'ye tekrar yaklaşmaya başlayacak. Yani aslında onların arasındaki mesafe önce 60 kilometre. Ondan sonra hızlar sabit gittiği için doğrusal bir şekilde bu mesafenin sıfırlanması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra da hızlarımız, bakın, birisi artmaya biri azalmaya başladığı için aradaki mesafe doğrusal bir şekilde artmayacak ya da doğrusal bir şekilde azalmayacak. Parabolik bir şekilde artışın ve parabolik bir şekilde azalışın olması lazım. Hatta fizikte vardı hatırlarsanız, artarak artış ya da azalarak artış diye. Hani azalarak bir artış yaşanacak şu noktadan sonra. Azalarak bir artış yaşanacak, çünkü B hızını düşürüyor, A hızını arttırıyor. Tam bir noktadan sonra da artık azalma duracak ve aradaki mesafe tekrar azalıp sıfıra gidecek. Peki sıfıra gidecek mi, gitmeyecek mi, buna bakalım. Şimdi şurada zaten 2 saat sonunda birbirlerini yakalayacaklarını söylemiştik. Şurada tam aynı nokta olacaklar 2 saat sonunda. Fizikte vardı, hız zaman grafiğinin altındaki alan bize yolu veriyordu. Tam 4 saat olduğunda, bakın, şuradaki yamuğun alanını hesaplarsak B'nin aldığı yolu bulmuş oluruz. Şurası 50, burası 20, 50 artı 20 70, 70 çarpı 2 140 bölü 2'den şuradaki alanımız 70 geliyor.
Yani B'nin aldığı yol 70 kilometre. A'nın aldığı yola bakalım arkadaşlar. Yine 20 buradan 50 buradan, o da şuradaki yamuk olacak. 20 50 daha 70, 70 çarpı 2 140 bölü 2'den, o da 70 kilometre yol alıyor. Zaten ikinci saatte yan yanalardı. İkinci saatten sonra B mesafeyi aştı. Ama sen ona tekrar kapanıp yan yana gelmişler. Nasıl anladık yan yana geldiklerini? İkisi de ikinci saatten dördüncü saate kadar 70'er kilometre yol almış. Zaten iki de yan yanalarsa o zaman dörtte de yan yana olmaları gerekir. Demek ki dediğimiz gibi böyle olacak. Sonra artarak, azalarak artış dediğimiz bir mesafe açılması olacak. Daha sonra da arkadaşlar bu açılan mesafe aynı parabolik şekilde azalarak tekrar sıfırlanmış olacak. Şıklarımıza bakarsak arkadaşlar, birinci de zaten doğrusal bir azalma var şu şekilde. Ama daha sonraki artış ve azalışların böyle olmaması gerekiyor. Burada bakın dikkat ederseniz dördüncü saatte aradaki mesafe yine var. Oysa ki dördüncü saatteki mesafenin sıfırlanması gerekiyor. Bu da olmaz. Aşağı indiğimiz arkadaşlar, şu zaten aradaki mesafenin azalması gerekiyordu. Bu mesafeyi sabit göstermiş. Olmaz. Bu da mesafeyi sabit göstermiş. Şurada tam bizim söylediğimiz gibi doğrusal bir şekilde şöyle azalma olmuş. Daha sonra azalarak artış dediğimiz durum gerçekleşmiş. Sonra aradaki mesafe tekrar sıfırlanmış arkadaşlar. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Bence güzel, farklı bir soru.